Azerbaycan, Ermenistan bir kez daha savaşın eşiğine geldi. Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine saldırması çatışmaların başlamasına neden oldu. Şimdi gelin teknik kavramlardan, karmaşık çözümlemelerden uzak, 5 basit soruda Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının arkasında ne var anlatmaya çalışalım. İlk sorumuz da anlaşmazlığın geçmişi nereye dayanıyor olsun? Doğrusu halklar arasında yaşanan husumetin 100 yılı aşkın kökleri var. Fakat biz o kadar uzağa gitmeyeceğiz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan bölgede bağımsızlığını ilan eden ilk ülke oldu. Bu süreçte Karabağ'daki yaşayan Ermeniler de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bağımsızlık referandumu yaptı. Azerbaycan Türklerinin katılmadığı bu referandumla hedeflenen önce bağımsızlık, ardından Ermenistan'la birleşmek. Bu öyle güçlü bir arzuydu ki bugün dünyanın hiçbir ülkesi tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Ermenilerinin 2017'de ilan ettiği Artsakh Cumhuriyeti'nin bayrağı Ermenistan'la birleşmenin sembolü olarak görülüyor. Yani ana vatandan kopmuş bir baklava dilimi gibi duran Dağlık Karabağ. İşte 10 Aralık 1991'de Ermenilerin tek taraflı önerip gerçekleştirdiği bu referandum fiili bir duruma yol açtı. Artık kendi kendine bağımsızlık ilan etmiş bir küçük Ermeni devleti vardı. Üstelik resmi olarak Azerbaycan toprağı olan bir coğrafyada. Sonrası kan ve gözyaşı. O fiili durumun verdiği cesaretle Ermenistan 1991-93 yılları arasında bölgede saldırılarını arttırdı ve Azerbaycan'a ait 7 vilayeti işgal etti. Hocalı katliamı derin bir yaradır bu coğrafyada. 1994 yılında bir ateşkes ilan edildi ama iki ülke teknik olarak bugün hala savaşta. Peki kriz neden şimdi tırmandı? Bölgede sıcak çatışma bir kıvılcıma bakıyor. Çünkü o bölge dünyada tek. Savaşan iki taraf arasında ateşkes sonrası bir tampon bölge olur, değil mi? Ama Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında bir tampon bölge yok. 175 kilometrelik bir cephe hattı, bir temas hattı söz konusu. İki taraf burun buruna. Zaman zaman küçük çaplı çatışmalar yaşanıyor. Fakat bu kez olan son 4 yılın en şiddetlisi. Neden şimdi sorusunu kimi uzmanlar Rusya'nın bölgede Azerbaycan etkisini ve artan gücünü dengeleme hamlesi olarak yorumluyor. Moskova'nın bölgede gerilimi artırarak Ankara ile yeni bir müzakere masası kurmak, hatta yakın temas görüntüsü vermek istediğini söyleyenler de var. Bir başka görüşte bu gerilimle Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmak isteyen batılı ülkelerin etkisi üzerinde duruyor. Bir diğer önemli soru, çatışma ülkeler arasında bir savaşa dönüşür mü? İki ülke de seferberlik ilan etti. Açıklamalar çok sert ve kararlı ama bölge dengelerini yakından takip edenler Moskova etkisini yadsımıyor ve topyekün bir savaşa ihtimal vermiyor. Ancak Azerbaycan ordusunun uzun yıllar sonra Dağlık Karabağ içlerine doğru ilerleyişi bir süre daha devam edebilir. Eğer iki ülke orduları karşı karşıya gelirse ne olur? Bir başka ifadeyle iki ülkenin askeri gücü ve kapasitesi nedir? Azerbaycan ordusu son yıllarda kapasitesini ciddi anlamda arttırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitildi. Envanterini dünyanın farklı ülkelerinden teçhizatla zenginleştirdi. Türkiye ve İsrail'den alınan İHA ve SİHA'lar fark yaratıyor. Ermenistan ordusunun envanteri ise Rus silah sanayi ağırlıklı. Son dönemde özellikle Rusya'dan ciddi bir silah sevkiyatı olduğu biliniyor. Ermenistan'ın yıllık askeri bütçesi 625 milyon, Azerbaycan'ın 2 milyar 250 milyon dolar seviyesinde. Düzenli ordu personeli olarak Ermenistan 45 bin, Karabağ 20 bin, Azerbaycansa 67 bin askere sahip. Yedeklerse Ermenistan ve Karabağ'da 210 bin, Azerbaycan'da 300 bin. Açık kaynaklarda Ermenistan 600, Azerbaycan 900 adet zırhlı askeri araca sahip görünüyor. Tank sayısı Ermenistan'da 109,
Azerbaycan'da 440 adet olarak gösterilmiş. Ağır toplar Ermenistan tarafında 230, Azerbaycan'da 600. Hava gücüne bakıyoruz. Savaş helikopterleri Ermenistan ve Karabağ toplam 40, Azerbaycan 70 adet. Savaş uçağında da Azerbaycan'ın üstünlüğü var. Ermenistan ve Karabağ'ın 16 savaş uçağına karşılık Azerbaycan'ın envanterinde 36 savaş uçağı görünüyor. Ve son soru. Krizin çözülmesinde kim arabulucu olur? Bölgede bir Rusya gerçeği var. Kafkasya Rusya'nın arka bahçesi ve Moskova arka bahçesinde kontrolü kaybetmemek için hemen her bölgeye irili ufaklı bir ya da birkaç sıkıntılı alan bırakıyor. Hatırlayın, Ukrayna'da Kırım ve Donetsk, Gürcistan'da Osetya ve Abhazya, Moldova'da Transdinyester ve Azerbaycan'da Dağlık Karabağ. Eski Sovyet coğrafyasında buna dondurulmuş çatışmalar diyorlar. Görünen o ki birileri Dağlık Karabağ'ı dondurucudan indirdi. Mutfakta bilinen bir gerçektir. Buzları tam olarak çözülen et yeniden dondurucuya girmez. Bakalım Rusya Dağlık Karabağ'da dondurulan çatışmanın tamamen çözülmesine izin verecek. Ateş! Tarihi adalet bizim tarafımızdadır. Dünya duysun mu sesiz? Bazı torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözünüz aydın olsun.